Halkımızla iç içe olmaya çalışıyoruz. Son haftalarda da muhtarlarımız ile halkımızın teşkilatımızdan beklentilerini ve talepleriyle ilgili görüşmeler yapıyoruz. Teşkilatımızın tamamlanmasına çalışıyoruz. İnşallah 2023 hedeflerine koşacak kadrolar ve 2053 hedeflerine emanet edeceğimiz kadrolar oluşturuyoruz. Bir dizi olarak sağ olsun bakanımızla, milletvekillerimizle bütün ilçelerimizi dolaştık. En fazla oy alan ilçemize de en son gelmiş olduk. Allah razı olsun. Tabii biz başkanımızın böyle söyleyeceğini bildiğimiz için daha önce de altyapısını yaparak geldik buraya. Onu da söyleyelim. Ama sizinle yarışmak isteyen ilçelerimiz çok. Onu söyleyeyim. Bu da size liderliği kaptırmamak için o gün başkanımızla konuştuğumuz, sizlerle konuştuğumuz. Değerli arkadaşlar, işin esprisi şakası, hacılarımızı tebrik ediyoruz. AK Parti'yi kurduğumuzdan bu tarafa liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüdüğü yolda bir fire vermeyen, hiçbir şekilde engellemelere, hiçbir şekilde farklı yönlere gitmesine fırsat vermeyen ilçemiz, oku doğrusuna Elif gibi en başta neyse 2018'de. Bakın değerli arkadaşlar, yaşadığımız dünya zor bir dünya. Yaşadığımız coğrafya en zor coğrafya. Bu coğrafya dünyanın karıştığı yer, karıştırıldığı yer, peygamberlerin geldiği yer, Orta Doğu. En çok karışmaya müsait yer bu bölge. Şimdi yeniden burayı karıştırmaya uğraşıyorlar. Bizim buna fırsat vermememiz gerekir. Bizim bunu önlememiz gerekir, durdurmamız gerekir. 2002-2007 yılları arasındaki yaptığımız icraatları hep alkışladılar. Dediler ki çok güzel icraatlar yapıyorlar, yollar yapıyorlar, kanallar yapıyorlar, hastaneler yapıyorlar, yurtlar yapıyorlar. Gençlere, çocuklara daha okul açılırken kitaplarını veriyorlar, üniversite kuruyorlar. Her ile üniversite kuruyorlar, 3-4 üniversite kuruyorlar. Bunları iyi yapıyorlar. Müesses nizamın, derin devletin hiç rahatsız olmadığı iş oldu. Ne zaman ki Cumhurbaşkanlığı seçimi ortaya çıktı, derin devlet, bu ülkenin kendisini sahip hissedenler rahatsız olmaya başladılar. Tepeden alalım. Sayın Bakanım, son dönemlerde olup bitenlerde farkındayız.